Bunun dışında kalanlar zaten yine aynı şekilde önceki sürümlerden hatırladığımız komutlar. Şimdi arkadaşlar render setup menümüzü açalım. Bu kısımda render in Autodesk A360 dersek direkt olarak render setup menümüzün değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu özelliğimizi kullanabilmek için öncelikle bir Autodesk hesabımızın olması gerekiyor. Bu tabii programımızın da lisanslı olması gerekiyor. Zaten sizden hesabınız ile bu seçeneği seçtiğinizde login olma seçeneği veriyor. Kullanıcı profilinize göre ya da kendinize uygun olan bir aylık ödeme planına göre belli bir render işlemi yaptırma limitiniz oluyor arkadaşlar. Tabii belli bir sınıra kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz ama sonrasında artık bir ödeme planı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Fiyatlar yüksek değil. Biraz sonra sitesini de açacağım zaten size oradan da göstereceğim. Şimdi burada Cloud Credits kısmı arkadaşlar Education Community diyor. Burada Request 0 gözüküyor. Maksimum per request 16. Kullanabilir. Sınırsız. Bay arkadaşlar. Bu benim hesabım ile eşleştirilmiş olan render işlemi hakkım. Günlük olarak maksimum 16 adet render yapabiliyorum. Bu sizin kullanıcı hesabınıza göre daha yüksek de olabilir. Daha aşağıda da olabilir. Siz bu 16 adet render işlemini İsterseniz sahnenizde 16 kamera ile tamamlayabilirsiniz ya da 16 adet farklı bir dosyayı render işlemini yaptırabilirsiniz. Bu alt kısımda görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak sahnenizin durumuna göre render işleminin ne kadar süreceğini size belirtiyor arkadaşlar. Sahneniz bir yoğunsa tahmini olarak buradaki render işleminin bitiş süresini gösterir. Zaten çoğunlukla da gösterdiği süreden daha kısa bir zaman diliminde bu render işlemi tamamlanıyor. Oldukça hızlı bir şekilde oluyor. Bu render işlemini yapmak için de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi BF2 render seçeneği var. Sahnenize bir adet kamera olması gerekiyor. Bu kameralarınızın da ya free kamera, target kamera, standart kamera olabilir. Stereo kamera kullanabilirsiniz ya da fiziksel kamera kullanabilirsiniz. Render kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi output tip, render kalitesi, image size, exports, file format, render işlemi bittiği zaman size bir bilgilendirme gönderir. Bu kısımdan zaten sahnenizin piksel değerlerine giriyorsunuz. Burada hazır olan formatlar var. Bu değerler sizin için uygun değilse arkadaşlar kendi piksel ölçülerinizi ya da render ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Export seçeneği var arkadaşlar. Bu sahnenizin aydınlatmasıyla, gamma değerleriyle de alakalı bir seçenek. Buradan Native ya da Advantage seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem Advantage'da kalması daha kaliteli sonuçta alabiliyorsunuz. Render çıktısı olarak desteklenen formatlar arkadaşlar PNG, JPEG ve TIFF formatları destekleniyor. Bu seçeneği seçerseniz render işlemi bittikten sonra size bir mail bildirimi gönderiliyor ve render işleminizin bittiği ve hangi linkten nasıl görebileceğiniz alakalı bilgilendirmeler yapılıyor. Open A360 galeriyi seçersiniz arkadaşlar. Render işlemi bittikten sonra direkt sizin bulut hesabınızdaki size ayrılmış alanda render çıktığınızı görebilirsiniz. Aşağıda yer alan Test Scan Completion var arkadaşlar. Bunu kullanmanız gerekli. Şundan ötürü gerekli. Sahnenizde her şeyinizi yapmışsınız. Artık render işlemine hazır bir duruma gelmiştir. Ama tabii sizin bu sahnenizin render serverlarıyla ne kadar uyumlu ve doğru bir şekilde çalışacağını buradan test ediyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir hata var mı yok mu render işleminde bir problem yaşayacak mısınız? Bunların hepsi size burada bildiriliyor. İsterseniz hemen test diyerek tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada bir diyalog penceresi açıyor arkadaşlar.
Penceremizi biraz daha büyütelim. Sistem olarak A360 Cloud Render kullandığımızı söylüyor ve hata vermiş. Burada sahnenizde var olan hataları size otomatik olarak bildirir arkadaşlar. Yani sahnede kamera kullanmadığımızı söylüyor ve bir kamera kullanmamız gerektiğini belirtiyor. Bir kamera kullanmazsak render işlemini alamayız arkadaşlar. Sonrasında burada target hedef kısmı var. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar A360 seçebilirsiniz. Active Shade modunda çalışabilirsiniz. Iterative modda ya da Production Render motorunda çalışabilirsiniz veya Backburner'a göndererek kendinize ait bir render farmınız varsa bu abartılı bir şey değil. Yani şirketinizde olan tüm bilgisayarlarınızın özelliklerinin ne olduğunu bir önemi yok. Backburner ile onların hepsini bir araya getirerek bir render farm elde edebiliyorsunuz. Bununla alakalı webinar dosyamızda mevcut, video dosyası resmi kanalımızdan, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi siz A360 Cloud Render'ı kullanmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Render Setup penceresinde tekrar gelirsiniz veya buradan kaparsınız. Render Setup dersiniz. A360'dan prodüksiyon render moduna geçersiniz. Burada arkadaşlar bu render kısmı önce de bizim alt kısımda yer alıyordu. Render motorumuzu burada Async Renderer kısmından seçiyorduk. Artık bu bölüm üst tarafa taşındı. Buradan az önce bahsettiğim gibi render şablonlarınızı seçebiliyorsunuz. Burada hangi render motorunu kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Default olarak Mental Ray gelir. Ama siz V-Ray kullanıyorsunuz ya da Quicksilver render motorunu ya da Iray render motorunu kullanıyorsunuz. Hangisi sizin için uygunsa onu seçiyorsunuz. Şimdi Mental Ray render motorundan da çok kısa bir şekilde bahsedeyim arkadaşlar. Artık Mental Ray eskisi kadar kullanımı zor değil. Önceleri bayağı bir zor ve karmaşıktı. Tüm ayarlarınızı siz manuel olarak kendiniz belirlemeniz gerekiyordu. Doğru ayarlar kullanmadığınız zaman renderlarınızda gerçekçilik olmuyordu. Ama 2016 sürümünde oldukça basitleştirilmiş bir kullanım arayüzü var arkadaşlar. Global eliminasyon var arkadaşlar. Final Gider kullanılıyor. Burada Environment ayarlarımız var. Onları kullanabiliyorsunuz. Kalite ayarlarınızı buradan belirleyebiliyorsunuz. Sahnenin genel aydınlatma değerlerini buradan belirleyebiliyorsunuz. Caustics ve Photon Map ayarlarınızı buradan belirliyorsunuz. Mesela yukarıda Final Gider ayarlarınızı yaptıktan sonra Photon Map'ten G'yi aktif ederseniz ve buradaki foton sample sayısı default olarak 500 gelir. Bunu 1000 yaparsanız render çıktılarınız oldukça güzel olacaktır. Processing kısmı var arkadaşlar. Buradan RAM ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Render kısmı var. Buradan kalite ayarlarınızı belirleyebiliyorsunuz. Filtre seçenekleri var. Buradan istediğiniz herhangi bir filtre seçeneği ile de render işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Hangisi sizin için uygunsa. Render element kısmı var arkadaşlar. Buradan alfa kanalı olsun, birçok Photoshop'ta yapacağınız post-production işlemleri için render kanallarını kullanabilirsiniz. Common sekmesini zaten biliyorsunuz. Şimdi tekrar A360 kısmına geri dönelim arkadaşlar. Son bir özelliğimizi bir render işlemini denedikten sonra diğer konumuza geçeceğiz. Şimdi sahnemizde arkadaşlar normal 3D Max'e kamera oluşturmak istediğiniz zaman klavyenizden Ctrl C tuşlarına basarak sahnenizde bir standart kamera oluşturabiliyordunuz. Artık yine klavyenizden Ctrl C yaptığınız zaman standart kamera oluşmuyor. Fiziksel kameramız oluşuyor arkadaşlar. Standart kamera artık ikinci plana gerilemiş durumda. Standart kameramız artık fiziksel kamera olarak 2016 sürümünde sizin kullanımınıza sunuldu. Şimdi özellikler olarak arkadaşlar fiziksel kamerayı bir kamera olarak düşünmeyin. Bir fotoğraf makinesi olarak düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar.
Şimdi benzer özellikleri muadil render motorlarında özellikle Vray'in kamerasında bir lens dosyası kullanmak istediğiniz zaman lens file'a ihtiyaç duyuyordunuz. Artık hangi fotoğraf makinesi markasının lens dosyasıysa onu kullanıyoruz. Canon, Nikon, Sony. Bizim fiziksel kameramızda arkadaşlar burada film sensör kısmına geldiğiniz zaman Canon, Nikon, Sony olarak 3 adet fotoğraf makinesinin hazır lens ayarları sizin kullanımınıza sunuluyor. Şimdi burada standart 35 milim full frame de kullanabilirsiniz. Yok ben bunu kullanmak istemiyorum. Daha profesyonel bir şey olmasını istiyorum diyorsanız Canon'un APS-C lensini kullanabilirsiniz. Ya da Nikon ve Sony'nin ortaklaşa kullanmış olduğu APS-C lens var gene. Tabii ikisi aynı değil. Aralarında farklılıklar var. Ya da APS-H kamera lensini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların aralarında çok büyük farklılıklar var. Görüntü kalitesi olarak hiçbiri kötü değil. Ama birbirlerinden yarışacak kadar kaliteli sonuçlar sunuyor size arkadaşlar. Yani daha profesyonel render çıktılarına sahip oluyorsunuz. Tabii sadece burada mesela Canon'u seçtikten sonra her şey bitmiş değil. Burada görmüş olduğunuz Expert seçeneği var arkadaşlar. Buradan Install Expert diyerek Expert'u aktif ediyorsunuz. Kameranız içerisine yüklüyorsunuz. Burada F-Number değerlerimiz var. Sonrasında beyaz dengesi var arkadaşlar. Buradaki seçeneklerle sahnenizdeki ışık dengelerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun sizin için iç mekan hazırlamış olduğunuz sahne tasarımlarınızda size olan tavsiyem 6500K ışık değerini kullanmanızdır. Tabii birazcık heyecan macera arıyorsanız ve bol da vaktiniz varsa buradaki hazır olan ışık tiplerini deneyerek daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Sonrasında bokeh özelliği var arkadaşlar. Buradan bokeh efekt etkisini veriyorsunuz. Bokeh'i hepiniz bilirsiniz. Perspektif kontrol özelliğimiz var arkadaşlar. Perspektif kontrol özelliğimiz sahnenizde yer alan kameranızın bakış açısına gelen görüşte kameranızın perspektif ayarlarını yapıyorsunuz. Daha düzeltme işlemleri, kameraya tam oturma gibi ince ayarları yapıyorsunuz. Örnek olarak burada horizontal ve vertical değerleri var arkadaşlar. Buradaki değerlerde gördüğünüz gibi kameranın sağa ve sola hassas bir şekilde hareket eder. Vertical değerinde aşağı ve yukarı olmak üzere çok hassas yüzdelik oranlarda hareket eder. Normalde siz bunları mouse'unuz ile yapıyordunuz ama buradan artık istediğiniz gibi değerlerle oynayarak en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Zaten mouse'u bir süre üstünde beklettikten sonra o kısım ile alakalı bilgiler geliyor. Tilt correction özelliği var arkadaşlar. Tilt correction'da lens dosyanız üzerinde birazcık yamultmak gibi denge ayarlarını sağlıyor arkadaşlar. En doğru açıyı yakalamanızı sağlıyor. Yani demek istediğim şu, kameranızı birazcık böyle 45 derecelik bir açı ile objeye baktığınızda muhakkak bir sağa sola bir yatma işlemi veya öne arkaya doğru yatma işlemleri olur arkadaşlar. Tilt correction ile bu istenmeyen sorunlu kamera yerleşimlerini düzeltebiliyorsunuz. Lens distortion var arkadaşlar. Burada distribüsyon tip var. None olarak default gelir. Siz buradan kubik kullanabilirsiniz. Buradan da değerini belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi objektifinizde yer alan lensin ne kadar bombeli bir açıya sahip olduğunu belirliyor. Yani bir nevi o objektif de değiştirmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar fiziksel kameramızda tabi bu kadarlık bir süre içerisinde tüm özellikleri bitmiyor.
Size fikir olması açısından temel olarak anlattım.